Türk'ün güzel konut mekanı Turgutlu. Can Gezikolikler, Manisa'nın en büyük, Türkiye'nin de 13. en büyük ilçesi konumunda oldukça yüksek bir nüfusa sahip, antik çağlardan beri imparatorlukların ele geçirmek için büyük mücadeleler sergilediği, turizm sektörünün hareketli olduğu, birçok eski medeniyetlere, imparatorluklara ve devletlere ev sahipliği yapmış Türk'ün güzel konut mekanı Turgutlu şehrimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şayet hazırsanız Can Gezikolikler, Kurtuluş Savaşı izlerini halen üzerinde taşıyan Sevilitepe Şehitler Anıtı, şehrin ilk ve tek müzesi Turgutlu Kent Müzesi, buram buram tarih ve arkeoloji Asartepe Hüyü, Turgutlu'nun şifa kaynağı inşallah Urganlı Kaplıcaları, Turgutlu'da buluşma noktamız Orta Park, keşfedilmeye bekleyen adrenalin dolu güzellik Karacaali Kanyonu, Ege mutfağının lezzet şubelerinden Turgutlu'da nadide Ege lezzetlerinden enginar dolması, Manisa'nın parmak ısırtan lezzeti Turgutlu köftesi, mezelerin kralı fava ile Turgutlu şehrimizi hep birlikte keşfedeceğiz inşallah. Kahvelerinizi aldıysanız hemen başlıyoruz. Manisa'nın en büyük ilçesi Turgutlu. Manisa'nın göz bebeği Turgutlu ilçemizin denize olan mesafesi yaklaşık 55 kilometredir. Turgutlu ilçemizin rakımı ise yaklaşık 80 metredir. Manisa'nın en büyük ilçesidir. Ülkemizin ise en büyük 13. ilçesi konumundadır. Turgutlu yöremiz geniş düzlüklerden oluşmaktadır. Coğrafi özelliklerini göz önüne alırsak bölgenin tamamen ovalık olduğu görülmektedir. Zaten Turgutlu şehir merkezi Gediz Vadisi üzerinde kurulmuştur. Gediz Nehri ise Turgutlu şehrimizden geçmektedir. Bölgede Akdeniz iklimi hakimdir. Buna bağlı olarak yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlı geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 15-16 derece civarındadır. Yağışların büyük bir bölümü kış mevsiminde yaşanmaktadır. Can Gezikolikler. Turgutlu'nun kadim tarihi. Turgutlu tarihsel olarak çok eski bir yerleşim yeri değildir Can Gezikolikler. Bunun temel nedeni bu bölgede bulunan bazı hüyüklerde resmi arkeolojik kazıların hala yapılmamış olmasıdır. Ancak yüzeysel araştırmalara göre bölgenin tarihinin M.Ö. 5 ila 4000 yıllara kadar gittiği tahmin edilmektedir. Ama ifade ettiğim gibi yörede herhangi bir antik kalıntı ve buluntu maalesef bulunmamaktadır. Bölgedeki ilk yerleşimlerin Frigler, daha sonrasında Lidyalılar tarafından yapıldığı bilinmektedir. Lidya uygarlığının başkenti ünlü Sart şehrinin bölgenin yakın çevresinde bulunması bölgenin önemini oldukça artırmaktadır Can Gezikolikler. Milattan önce 546-334 seneler arasında Anadolu'nun pek çok yerinde olduğu gibi burada da Pers istilası kendini derinden hissettirmiştir Can Gezikolikler. Milattan önce 334-282 seneler arasında Persleri yenen Büyük İskender bölgede egemenlik kurmuştur. Daha sonra göre de Roma hakimiyeti de görülmektedir. Yunanlılar İzmir'i işgal ettikten yaklaşık 10 gün kadar sonra Turgutlu'yu da işgal etmişlerdir. İşgal Turgutlu'nun kurtuluş tarihi olan 7 Eylül tarihine kadar maalesef devam etmiştir. Kurtuluş Savaşı sonrasında ise Yunan askerleri şehirden kaçarken Bozkurt ve Küllük mahalleleri hariç tüm mahalleleri yakmışlardır. Turgutlu adı nereden geliyor? Turgutlu isminin nereden geldiğine dair çok sayıda söylenti bulunmaktadır Can Gezikolikler. Ancak en çok destek göreni ise Feridun Emeci'nin Turgutlu isminin bir Türkmen cemaatinin adı olduğu düşüncesidir. Nitekim Turgut sözcüğü oturulacak yer ve konut anlamlarına gelmektedir. Turgut sözcüğü aynı zamanda ünlü Türk denizcisi Turgut Reis anlamında da kullanılabilmektedir. Kurtuluş Savaşı izlerini taşıyan Sevilitepe Şehitler Anıtı. Sevilitepe Şehitler Anıtı
Ankara-İzmir Karayolu üzerinde bulunmaktadır. Taşlardan yapılmış şehitlik, bölgeyi ziyaret edenler tarafından oldukça beğenilen bir mimaridir. Anıtın çevresindeki Türk devletlerine ait bayrakların hemen her sene yenilenmesi de anıta ayrı bir prestij kazandırmaktadır. Can gezikolikler, sizler de şehitler anıtına uğramayı ve kahramanlarımız için dua etmeyi sakın unutmayın inşallah. Şehrin ilk ve tek müzesi Turgutlu Kent Müzesi. Turgutlu Kent Müzesi Sevinç Meydanı'nda yer almaktadır. 1927-1928 yılları arasında inşa edilen müze ilk olarak üzümcü konağı olarak kullanılmıştır. 1930 yılına kadar hükümet konağı olarak değerlendirilen bina belediye tarafından satın alınarak müze haline getirilmiştir. Müze toplam 3 kattan oluşmaktadır. Türk gelenek ve göreneklerinin sergilendiği müzeyi ziyaret ederek geçmişe yolculuk yapabilirsiniz. Can gezikolikler. Buram buram tarih ve arkeoloji, Asartepe Hüyü, Urganlı Kaplıcası'na yaklaşık 300 metre mesafede Gediz Nehri kenarında yer almaktadır. Buranın M.Ö. 2000'li yıllardan itibaren yerleşim yeri olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir. Ayrıca Hüyü'nün bulunduğu yerin geçmişten günümüze önemli bir yerleşim yeri olduğu, Bizans'ın son dönemlerinde burada bir kale yapıldığı da bilinmektedir. Eğer tarihi yapıları benim gibi seviyorsanız, burası sizler için biçilmiş bir kaftan, can gezikolikler. Turgutlu'nun şifa kaynağı inşallah, Urganlı Kaplıcaları. Urganlı Kaplıcaları, Turgutlu şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede, İzmir-Ankara karayolundan sapılan Urganlı yolu üzerinde yer almaktadır. Kaplıcaların rakımı yaklaşık 100 metredir. Bölgenin en önemli turistik yerlerinin başında gelmektedir. Urganlı Kaplıca sularının sıcaklığı 50 ila 78 derece arasında değişmektedir. Kaynak suyu vitamin ve mineral bakımından oldukça zengindir. İçerisinde açık bir havuz olan tesisin 120 oda ve 186 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Kaplıca suları çoğu kaplıca sularının aksine içilebilmektedir. Kaplıcanın özellikle Yüce Allah'ın izniyle romatizma, kireçlenme, siyatik, hemoroid, cilt, sinir ve kadın hastalıklarına iyi geldiği söylenmektedir. Suyu tüketildiğinde ise mide, bağırsak ve böbrek hastalıklarına yine Yüce Allah'ın izniyle ciddi anlamda şifa olmaktadır inşallah. Kaplıca hakkında ilk bilgilere Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde rastlanmaktadır. Can gezikolikler. Turgutlu'da buluşma noktamız Orta Park. Orta Park adeta Turgutlu kent merkezinin kalbi konumundadır. Turgutlu halkının buluşma noktası olan bu park içerisinde restoran vardır. Parkta aynı zamanda üzüm salkımı anıtı ve maket savaş uçakları bulunmaktadır. Turgutlu'nun en çok ziyaret edilen mekanları arasında olan bu parkın yanında tarihi saat kulesi de bulunur. Bu tarihi saat kulesinin kim tarafından ne zaman yapıldığı ise bilinmemektedir. Orta Park, Turgutlu seyahatinizde kesinlikle ziyaret etmeniz gereken popüler bir parktır, can gezikolikler. Keşfedilmeye bekleyen adrenalin dolu güzellik, Karacaali Kanyonu. Eğer kanyonları seviyorsanız, henüz ciddi anlamda keşfedilmemiş ve insan eli değmemiş muhteşem bir kanyon sizleri bekliyor, can gezikolikler. Bozdağların uzantısı konumundaki Çatma Dağı olarak isimlendirilen bölgede Çıkrıkçı Mahallesi'nin aşağı kesiminde yer alan tarihi köprünün ön kısmında başlayan muhteşem kanyon yaklaşık 10 kilometre uzunluğuyla sizleri adeta büyüleyecektir. Ayrıca kanyon içerisinde akıntısı hiç kesilmeyen Karacaali Çayı da bulunuyor. Bu çay üzerinde küçük şelaleler, rengarenk bitki türlerinden oluşan muhteşem flora ve aynı zamanda kanyonun zirve noktasındaki seyir terasları görülmeye değer, can gezikolikler. Ziyaret etmenizi özellikle tavsiye ediyorum. Turgutlu'da tarım ve hayvancılık. Bölge insanının ekonomik dayanağının büyük kısmını tarım oluşturmaktadır, can gezikolikler. Gediz Havzası'nın oldukça verimli topraklarında Manisa'nın hemen hemen her noktasında
yetişmesiyle adından söz ettiren çekirdeksiz üzüm, pamuk, tütün, buğday, kiraz, domates, erik ve zeytin yetiştiriciliği Turgutlu yöremizde oldukça yaygındır. Büyükbaş hayvancılık da son yıllarda Turgutlu'da oldukça yaygınlaşmaktadır. Turgutlu'da sanayi. Turgutlu, Ege'nin başkenti İzmir'e de oldukça yakın olması sebebiyle sanayi anlamında ciddi gelişmeler göstermiştir Can Gezikolikler. Öyle ki Turgutlu şehrimizde çok sayıda konserve fabrikası bulunmaktadır. Özellikle domates ve biber konservesi yöre için ekonomik anlamda büyük kazanç sağlamaktadır. Turgutlu şehrimize ekonomik anlamda önemli katkıda bulunan bir diğer endüstriyel faaliyet alanı ise tuğla fabrikalarıdır. Lezita da son yıllarda Turgutlu'ya ciddi yatırımlarda bulunmuştur. Turgutlu'nun enfes damak tatları, Ege mutfağının nadide lezzetlerinden enginar dolması. Manisa usulü enginar dolması, zeytinyağlı olarak hazırlanan bir çeşit dolmadır. Yunanistan mutfağında da sıklıkla tercih edilen efsane damak tatlarından biridir. Bununla birlikte Osmanlı mutfağında da kendisine yer bulmuştur. Yapılışından biraz bahsedecek olursak, enginarların iç harcı için soğanlar yemeklik doğranır. Pirinç ve kuş üzümü yıkanıp süzülür. Tencereye zeytinyağı dökülür ve dolmalık fıstık kavrulur. Soğanlar eklenir ve kavrulur. Soğanlar yumuşayınca pirinç eklenir ve kavurmaya devam edilir. Kuş üzümü de koyulur ve tekrar kavrulur. Sıcak su dökülür. Enginarlar kozasıyla bütün olarak alınır ve üst kısımları enlemesine kesilir. Enginarların içlerindeki yapraklar tek tek koparılır. İçlerindeki tüylü kısımlar da kaşıkla kazınarak boşaltılır. Enginarlar temizlendikten sonra yıkanır ve yayvan bir tencereye dizilir. İç harcı ocaktan alınır. İlk sıcaklığı çıkınca içine maydanoz ve dereotu doğranıp ilave edilir. Harç enginarların içlerine doldurulur. Üzerlerine zeytinyağı dökülür. Dilim limon konulur. Zemininle su konur ve pişirilir. Sonrasında afiyetle bir güzel yenilir Can Gezikolikler. Manisa'nın parmak ısırtan lezzeti Turgutlu köftesi. Manisalıların en sevdiği yöresel lezzetlerden Turgutlu köftesi şehre gelen misafirlerin de gözdesidir Can Gezikolikler. Odun kömürü, bakır tava ve tereyağı üçlüsünün kullanılarak yapıldığı köfteyi tatmak için Türkiye'nin çeşitli illerinden dahi misafirler Turgutlu'ya gelmektedir. Köftenin yapılışından biraz bahsedecek olursak, bir kabın içerisine kıyma, galeta unu, tuz ve su ilave edilip iyice yoğrulur. Başka bir kabın içerisine karbonat ve limonun suyu konur ve köpürene kadar karıştırılır. Yoğrulan kıymanın üzerine dökülür. Soğanlar rendelenir ve suları sıkılıp kıymaya ilave edilir. Kıyma yeniden iyice yoğrulur. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparılıp şekil verilir. Buzdolabında 12 saat daha bekletilir. Orta ateşte kızdırılan ızgara tavasında yağ koymadan pişirilir ve servis edilir. Afiyetle de yenir inşallah sevgili Can Gezikolikler. Mezelerin kralı fava. Fava, kuru baklayla hazırlanan bir mezedir Can Gezikolikler. Proteince zengin olan favanın ismi Yunanca'dan gelmektedir. Özellikle sindirim sistemini ve böbrekleri Yüce Allah'ın izniyle rahatlatması sebebiyle çoğunlukla et ürünlerinin yanında servis edilmektedir. Yapılışından biraz bahsedecek olursak, kuru bakla bir gece önceden ıslatılır. Ardından tüm malzemeler bir tencereye alınıp üzerine iki parmak geçecek kadar su ilave edilip suyunu tamamen çekinceye kadar pişirilir ve blenderdan geçirilir. Bir borcama yayılıp streç ile kapatılır. Önce oda sıcaklığına getirilir, ardından buzdolabına alıp kıvam alıncaya kadar 1-2 saat kadar dinlendirilir. Dolaptan çıkan fava, dereotu, kırmızı soğan ve zeytinyağı ile servis edilir. Afiyetle de yenir inşallah Can Gezikolikler. Turgutlu ilçemize ulaşım. Manisa'nın incesi Turgutlu, cennet ülkemizin Ege bölgesinde Manisa'nın ilçesi konumundadır. Turgutlu ilçemiz İzmir-Ankara karayolu üzerinde bulunmaktadır.
Bu sebeple ülkemizin her noktasından Turgutlu'ya rahatlıkla ulaşım mümkündür. Bağlı olduğu Manisa il merkezi ile Turgutlu şehrimiz arası mesafe O5 üzerinden yaklaşık 120 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise 1 saat 45 dakikadır. İstanbul ile Turgutlu arası mesafe O5 üzerinden 445 kilometredir. Ortalama seyahat süresi 4,5 saattir. Başkent Ankara ile Turgutlu arası mesafe D300 E96 üzerinden 535 kilometredir. Ortalama seyahat süresi 6,5 saattir. İzmir ile Turgutlu şehrimiz arası mesafe ise O5 E881 üzerinden yaklaşık 60 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise 50 dakikadır. İzmir-Konya Mavi Treni ve İzmir-Uşak Bölgesel Trenleri Turgutlu şehrimizden geçmektedir. Turgutlu şehrimize en yakın havalimanı İzmir Adnan Menderes Havalimanı olup mesafe O5 Karayol üzerinden yaklaşık 75 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise 1 saattir. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nı kullanarak aktarmalı da olsa hava yolu ile Turgutlu'ya rahatlıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Can Gezikolikler, Manisa il merkezinden Turgutlu şehrimize düzenli olarak otobüs seferleri de bulunmaktadır. Manisa'nın gözbebeği Turgutlu'ya yelken açın. Can Gezikolikler, hayatın ve özgürlüğün tadını Yüce Allah'ın izniyle çıkarıp havası, suyu, tarihi, kaplıcaları ve eşsiz doğallığı ile siz Can Gezikolikleri bambaşka dünyaları götürecek Turgutlu sizleri bekliyor. Öyleyse yanınıza sağlığı ve huzuru alın. Manisa'nın gözbebeği Turgutlu'ya yelken açın. Hep seyahatte elbette rehberiniz Doktor Murat Akseyahat ile kalın inşallah. Hoşça kalın.